Delail-i Nur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey iman edenler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ey Allah'ım! Emrini yerine getiriyoruz. Efendimiz Muhammed'e ve nesline öyle bir salat ve rahmet eyle ki, onunla bizi nereden geleceği belli olmayan korkulardan ve bütün afetlerden kurtar. Onunla bütün ihtiyaçlarımızı gider. Bizi her türlü kötülüklerden ve günahlardan temizle. Onunla bizi katındaki en yüce derecelere yükselt ve bizi bu dünyada ve öldükten sonra bütün hayırların en son gayelerine ulaştır. Ey dualara cevap veren Allah'ım! Amin. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım, geceyle gündüzün yer değiştirmesinde, her akşamın ardından sabahın gelişinde, gece ve gündüzün her tekrarında ve iki kutup yıldızı birbirini her karşıladığında, Efendimiz Muhammed'e ve onun nesline salat eyle. Bizden onun ruhuna ve ehl-i beytinin ruhlarına hediyeler ve selam ulaştır. Ona ve ehl-i beytine haşir günü gelinceye ve cennete girinceye kadar pek çok rahmet ve bereket ihsan eyle. Bu salavattan her biri hürmetine ey ilahımız, bizi bağışla, bize merhamet et, bize lütfunla ihsanda bulun. Allah'ım, nurlarının deryası, sırlarının kaynağı, ihsan ve inayetinin pınarı, hidayetinin güneşi, memleketinin seması, yüce zatının huzurunda insanların ve diğer varlıkların imamı, yaratılmışların en hayırlısı ve sana en sevimlisi, kulun, Habibin, Resulün ve kendisiyle nebileri ve resulleri sona erdirdiğin ümmi peygamberin olan Efendimiz Muhammed'e, diğer nebi ve resullere, bütün nesline ve ashabına, mukarreb meleklere, göklerde ve yerlerde olan salih kullarına salat eyle. Allah Teala'nın rızası onların ve bizim üzerimize olsun. Amin. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım, insanlık aleminin en şereflisi, iman hakikatlerinin merkezi, ihsani tecellilerin turu, rahmani sırların iniş yeri, memleketi Rabbaniye'nin seması, peygamberler gerdanlığının ortasındaki en büyük mücevheri, peygamberler ordusunun komutanı, peygamberler kervanının öncüsü, bütün varlıkların en üstünü, İzzet sancağının sancaktarı, şeref ve vakar dizginlerinin sahibi, ezel sırlarının şahidi, zaman ve mekan üstü ezeli lisanın tercümanı, ilmin, hilmin ve hikmetlerin kaynağı, cüz'i külli her bir cömertlik sırrının kaynağı, yer ve gök alemlerinin göz bebeği, iki cihanın ruhu, dünya ve ahiret hayatının gözü,
kulluk rütbelerinin en yükseğine ulaştıranı, arınmış, en seçkin makamlara layık olanı, en büyük dost ve pek şerefli sevgili Abdülmuttalib'in torunu Abdullah oğlu Efendimiz Muhammed'e, diğer nebi ve rasullere, âline ve bütün ashabına, mukarreb meleklere, göklerde ve yerlerde bulunan senin salih kullarına rahmetlerinin en üstününü ebedi kıl. Bereketinin artarak devam etmesini nasip eyle. Ve selamlarının en pak olanını sayıca artır. Onlar üzerine çok selam et. Zikredenler seni andığı, gafiller de zikrinden geri kaldığı müddetçe her göz açıp kapamada milyon kere salat ve selam et. Bu salavatların her birisi hürmetine ey ilahımız bizi bağışla, bize merhamet et ve bize lütfunla muamele et. Allah'ım, aslın ve asaletin nurlu ağacı, rahmani mülk ve ihsanların parıltısı, yaratılış bakımından insanların en üstünü, cismani suretlerin en mükemmeli, Rabbani sırların ve gaybi ilim hazinelerinin kaynağı, asıl mülk ve gerçek nimetin, göz kamaştırıcı güzelliğin ve yüce rütbenin sahibi, bütün peygamberlerin kendi sancağı altında topladığı Efendimiz Muhammed'e salat et. Ona ve onun al ve ashabına pek çok selam eyle. Öldürdüklerini dirilteceğin güne kadar yarattığın, rızıklandırdığın, öldürdüğün ve dirilttiğin bütün varlıklar sayısınca onlara salat ve selam eyle. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım, sırlar semasının güneşi, nurların mazharı, celal dairesinin merkezi, cemal aleminin kutbu olan Hazreti Muhammed'in ilahi isimlere ehadiyet tecellisiyle azam derecesinde mazhar olmuş latif zatına salat eyle. Allah'ım, katındaki o zatın sırrı ve iman ve kulluk yoluyla manevi makamları aşarak sana yakınlaşması hürmetine korkumuzu emniyete çevir. Maddi ve manevi düşüşlerden beni koru. Üzüntümü ve hırsımı gider. Yardımını üzerimden eksik etme. Beni rızan dışındaki her şeyden alarak kulluğun kemaline ulaştır. Bencilliğimi ve enaniyetimi yok etmek suretiyle beni rızıklandır. Beni nefsime meftun ve hislerimle perdelenmiş basiretsiz etme. Her gizli sırrı bana aç. Ey varlıklara hayat verip canlandıran, kendi hayatıysa zati, ezeli ve ebedi olan, varlığıyla bütün varlıkları düzenli bir şekilde ayakta tutan, fakat kendi varlığıysa hiçbir varlığa bağlı olmayan Hayyu Kayyum. Ey Hayyu Kayyum! Ey Hayyu Kayyum! Allah'ım, cömertlik ve ikramınla yüklü bulutların coşkun yağmurları gibi devam edip artan, cömertlik ve inamlarının değerli, enfes ve latif tecellileriyle gelişip çoğalan, ezeliyetine münasip tarzda kesilmeyen ve ebediyetine layık şekilde sona ermeyen en üstün, en güzel, en yüce, en zahir, en temiz, en hoş, en iyi, en değerli, en aziz, en büyük, en şerefli, en yüksek, en pak, en mübarek ve en latif salavatın ve en mükemmel, en fazla, en ziyade, en yüksek, en yüce ve en devamlı selamın
bir salatü selam, bir rahmet ve rıza ve bir af ve mağfiret manasında göz kamaştıran parlak nur, pek kesin delil, uçsuz bucaksız bir derya, aydınlığı pek şiddetli nur, pek parlak güzellik, pek üstün heybet, fevkalade mükemmel ve yarattıklarının en hayırlısı kulun, Habibin ve Resulün olan Muhammed'in üzerine olsun. Senin yüce zatına yakışır şekilde ona ve aynı şekilde onun âl ve ashabına salat et. Allah'ım, bu salavat sebebiyle günahlarımızı bağışla. Gönlümüze ferahlık ver. Kalplerimizi temizle, ruhlarımızı rahatlat. Sırlarımızı pâk eyle. Kalbimizden geçenleri ve düşüncelerimizi arındır. Sırlarımızdaki bulanıklığı berraklaştır. Hastalıklarımıza şifa ver. Feth-i Mübin'in nuruyla kalplerimizin kilitlerini aç. Merhametinle, ey merhametlilerin en merhametlisi ve ikram edenlerin en kerimi. Senden Habibine ettiğin salavatının nurları hakkı için rızanı, affını, cennetini ve bizleri sırat-ı müstakim üzere istikamette tutmanı diliyoruz. Rahmetinle nasip eyle, ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım, ona salat et. Ki onunla sırlar açılıp nurlar parladı. Elinde hakikatler yüceldi. Adem'in ilimleri en geniş şekliyle kendisine indi ve bunlarla bütün mahlukatı aciz bıraktı. Akıllar da onlara ulaşmada çaresiz kaldı. Bizden ne geçmiş ne gelecek hiç kimse onun yüksek ilimlerini kavrayamadı. O öyle bir kimsedir ki melekût bahçeleri onun güzellik çiçekleriyle güzel. Saltanatının havuzları onun nurlarının feyziyle dopdolu. Hiçbir şey yoktur ki ona bağlı olmasın. Her şeyin varlık sebebi o. Vasıta olmayınca netice de olmaz sözünde ifade edilen hakikat gibi. Ona yüce katına yakışır şekilde salat et. Çünkü o buna layıktır. Allah'ım, o zat seni tanıtan bütün hakikatleri kendinde toplamış sırrın ve huzurunda duran en büyük teşrifatçındır. Allah'ım, beni onun soyundan gelenlerin arasına kat ve o asalete layık bir ferd olmayı nasip eyle. Onu bana hakkıyla tanıt ki onunla cehalet barınaklarından zarar görmeyeyim. Faziletin pınarlarından susuzluğumu gidereyim. Beni yardımınla koruyarak onun gittiği yoldan huzuruna götür. Beni her bir varlıkta isim ve sıfatlarının ayrı ayrı tecellilerini görme zenginliğine ulaştır ve kainatı kaplayan vahdet deryasının kaynağına daldır ki sadece o birlik şuuruyla göreyim, işiteyim, bulayım ve hissedeyim. Allah'ım, seni tanıtan en büyük üstad ve teşrifatçını ruhumun hayatı, onun ruhunuysa benim hakikatimin sırrı ve onun hakikatini de ilk hakikatin tahkikiyle alemlerimi kaplayan bir hakikat eyle. Ey her şeyin aslını ve başlangıcını ezeli ilmiyle tespit eden
ve kendisinden önce hiçbir şey olmayan evvel. Ey her şeyin sonunu ezeli ilmiyle belirleyen ve bunu gelen varlıkların neslini tohum ve çekirdek gibi hülasalarla tanzim eden ve her şeyden sonra yalnız kendisi baki kalan ahir. Ey her şeyin dış yüzlerini çeşitli cihazlarla ve ince nakışlarla süsleyerek fevkalade mükemmel ve güzel yaratan ve bütün varlıklarda ilim, irade, kudret, rahmet gibi sıfatlarının ve varlık ve birliğinin işaretleri açıkça görünen zahir. Bütün varlıkların iç yüzlerini ve bilhassa canlıların içlerini mükemmel bir fabrikanın harika makineleri gibi yaratıp işleten ve varlıkların iç yüzüne hükmeden batın. Kulun Zekeriya aleyhisselamın seslenişine cevap verdiğin gibi benim seslenişime de cevap ver. Rızana giden yolda bana yardım et. Ve rızana kavuşmak için bizzat beni destekle. Beni kendine bağla ve diğer varlıklarla arama perde koy. Allah, Allah, Allah. Kur'an'ı okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı sana farz kılan Allah, muhakkak ki seni söz verdiği yere geri döndürecektir. Ey Rabbimiz, bize yüce katından bir rahmet ver ve işimizde senin rızana erişmek için başarı nasip et. İşimde bir genişlik ve çıkış yolu ihsan eyle. Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey iman edenler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allah'ın salavatı, selamı, tahiyyesi, rahmeti ve bereketi kulun, nebin, sevgilin, resulün ve ümmi peygamberin Efendimiz Muhammed'e, onun âl ve ashabına olsun. Ona tekler ve çiftler sayısınca ve senin noksansız ve mübarek kelimelerin adedince selam eyle. Allah'ım, en üstün salavatını, en mükemmel tahiyyatını ve en güzel selamlarını peygamberliğin başlangıcı ve sonu, Risalet semasının güneşi, en parlak nur, en temiz sır, mahşer gününde Kevser havuzunun ve şefaatin sahibi, melek ve insanların en seçkin efendisi, Hak Teâlâ'nın diğer varlıklara karşı delili, peygamberlerin sultanı, tetkik ehli olan asfiyanın delili, Rabbül Alemin'in sevgilisi olan Efendimiz Hazreti Muhammed'e nasip eyle. Allah Teala ona ve bütün al ve ashabına rahmet etsin. Allah'ım, kalplerin tabibi ve ilacı, bedenlerin afiyet ve şifası, gözlerin nuru ve ışığı olan Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun al ve ashabına salat eyle. Allah'ım, sayesinde çözümsüz işlerin çözüldüğü, sıkıntıların dağıldığı, ihtiyaçların karşılandığı, isteklerin elde edilerek güzel bir sonla dünyadan göçme bahtiyarlığına erişildiği ve mübarek yüzü suyu hürmetine buluttan yağmur inmesi için sana dua edildiği Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına, her göz açıp kapamada ve her nefeste sonsuz ilminle bildiğin şeyler sayısınca mükemmel bir salat ve eksiksiz bir selam eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına, senin bildiğin şeyler sayısınca
ve senin mülkün devam ettiği sürece daimi salat ve selam eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına ezelden ebede kadar senin ilminde var olan şeyler sayısınca salat ve selam eyle. Allah'ım, ümmi, sevgili, kadri yüce ve şerefi büyük olan peygamberin, Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına salat ve selam eyle. Allah'ım, zatının nuru ve ilahi isim ve sıfatların bütün eserlere sirayet etmiş bir sırrı olan Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına, ilahi ilminde var olan şeylerin kat kat çarpımları sayısınca ve varlığın devam ettiği sürece salat ve selam eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına, ilk indiği günden kıyametin kopmasına kadar, her bir okuyucunun Kur'an'ın kelimelerini okuduğunda, Rahman'ın izniyle hava dalgalarının aynalarına yansıyan Kur'an harfleri sayısınca salat, selam ve bereket ihsan eyle. Ey ilahımız! Bu salavatlardan her birisi hürmetine bizi bağışla, bize merhamet et ve bize lütufta bulun. Ey ilahımız, ey Rabbimiz, ey yaratıcımız, affına, keremine ve rahmetine yakışır şekilde bizi affeyle, bize merhamet et ve bize lütufta bulun. Ey bu dünyada iyi kötü, dost düşman ayırt etmeden her varlığa şefkatle rızıklarını veren Rahman, ey rahmeti her şeyi kuşatmakla birlikte İmanlı kullarına hususi ihsan ve şefkatte bulunan Rahim. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Kur'an-ı Kerim'in hakkı için, Habibi Ekrem'in hakkı için, en güzel isimlerinin hakkı için ve ismi azamın hakkı için beni ve kardeşlerimi nefis ve şeytanın şerrinden, ehli dalalet ve ehli tuğyanın şerrinden muhafaza eyle. Bizi şüphelerden, sapıklıklardan, bid'alardan ve bütün şerlerden koru. Ey kullarını koruyan hafız! Ey bütün varlıkların hallerinden hareketlerine kadar her şeyini ve bilhassa insanların ve cinlerin bütün amellerini dikkatle kaydedip koruyan ve bütün varlıkları her türlü kötülük ve tehlikelere karşı muhafaza eden Hafiz. Ey koruyanların en hayırlısı. Amin. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ey yarattığı varlıklara sonsuz lütufta bulunan, ey yarattığı varlıkları çok iyi bilen, ey yarattığı varlıklardan hakkıyla haberdar olan, bize lütufta bulun. Ey varlıkları nazik ve latif güzelliklerle yaratıp onlara lütufta bulunan ve ilmi her şeyin bütün inceliklerine nüfuz eden Latif. Ey gizli açık, küçük büyük her şeyi hakkıyla bilen ve ilmi ezelden ebede her şeyi kuşatan Alim. Ey bütün varlıkların küçük büyük gizli açık her halinden
her an haberdar olan Habir. Ey yarattığı varlıkları çok seven ve onlara da kendisini her vesileyle sevdiren Vedud. Ey Vedud, ey Vedud, ey yüce arşın sahibi, ey kainatı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratıp, bin bir isminin tecellileriyle emsalsiz bir şekilde süsleyen Mübdiye. Ey varlıkları ölümünden sonra yeniden inşa edip dirilten Muid. Ey dilediği her şeyi yapan, arşının rükünlerini dolduran zatının nuru hürmetine, yarattığın bütün varlıklara hükmeden kudretin hürmetine ve her şeyi kaplayan rahmetin hürmetine istiyorum. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Ey kendisinden yardım isteyene yardım eden, bize yardım et. Ey güç durumda olanlara yardım eden ve ummadıkları yerlerden ihtiyaçlarını ellerine veren Muğiz. Bize yardım et. Rahmetinden yardım diliyoruz. Azabından sana sığınıyoruz. Bizi cehennem ateşinden koru. Bizi seçilmiş peygamberinin şefaatiyle iyi kullarınla birlikte cennete koy. Amin. Rahmetinle. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ey nurların nuru, ey varlıkları nazik ve latif güzelliklerle yaratıp, onlara lütufta bulunan ve ilmi her şeyin bütün inceliklerine nüfuz eden Latif. Ey ayıp ve kusurları örten ve çirkinlikleri perdeler altında saklayan Settar. Yüce katından peygamberlerin kandili, evliyanın yıldızı, tetkik ehli olan asfiyanın ay ve güneşi, cin ve insanların şemsi ve doğu ve batının ışığı olan Efendimiz Muhammed'e salat eylemeni, vücudumuzu da irfan semasına yükseltmeni ve amellerimizi ise İhsan makamında sabit tutmanı diliyoruz. Amin. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım, nuru varlıklardan önce var olan ve dünyaya teşrifleri alemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed'e, geçmiş ve gelecek varlıklar adedince ve bu varlıklardan cenneti kazanmış ve cehennemi hak etmiş olanları sayısınca salat eyle. Öyle bir salat ki bütün sayıları içine alan ve bütün sınırları kuşatan sınırsız, sonsuz, uçsuz, bucaksız ve kesintisiz bir salat. Senin salatınla beraber bu salatın aynısı yüce varlığın devam ettiği sürece yine onun ve onun âlinin, ashabının ve aile efradının üzerine olsun. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Rahmanürrahim'den, Arş-ı Azam'dan gelen Furkan-ı Hakim'in kendisine indiği, Miracın sahibi olan ve gözü asla şaşmayan, milyonlar salat ve milyonlar selam üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Risaleti Tevrat, İncil, Zebur ve peygamberlere gönderilen sayfalarda müjdelenen, peygamberliği irhasat denilen peygamberlik görevinden önce meydana gelen harikulade olaylarla, cinlerin sesleriyle, insanların evliyalarıyla, beşerin kahinleriyle müjdelenen ve güneşin kendisi için durduğu, bir işaretiyle ayın ikiye bölündüğü, milyonlar salat ve milyonlar selam üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Davetine ağaçların koşup geldiği, duasıyla yağmurun hemen iniverdiği, sıcaktan korunmak için bulutların ona gölge yaptığı,
bir ölçek yemeğiyle yüzlerce insanın doyduğu, parmaklarının arasından üç defa Kevser gibi suların çağladığı, onun hürmetine Allah'ın kertenkeleyi, ceylanı, ağaç kütüğünü, zehirli keçinin kolunu, deveyi, dağı, taşı ve toprağı konuşturduğu Efendimiz ve şefaatçimiz Muhammed'e milyonlar salat ve milyonlar selam üzerine olsun ey Allah'ın vahyinin emini. Ezel sabahından mahşer gününe kadar Muhammed'in gönülleri cezbeden varlığına salavat olsun. Milyon salat, milyon selam sana olsun ey Allah'ın Resulü. Dil kılıcım her an bu şekeri kesmekle meşgul olsun. Muhammed'in eşsiz güzellikteki endamına salavat olsun. Milyon salat, milyon selam sana olsun ey Allah'ın Habibi. Hazreti Peygamber'in gül yüzüne her zaman salavat getirmek ölünceye kadar bana farz-ı ayn olsun. Milyon salat, milyon selam sana olsun ey Allah'ın vahyinin emini. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına, ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları ve yağmurların damlaları sayısınca salat ve bereketler ihsan eyle. Allah'tan başka hiçbir ilahın bulunmadığına ve Hazreti Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim. Allah Teala ona rahmet etsin. Mevlam, daima ve ebediyen salat ve selam eyle bütün varlıkların en hayırlısı olan Habibine. Ne zaman ki her görünmez tehlike başa gelir, o sevgilinin şefaati ümit edilir. Salat et ilahım her gün ve her saatte seçilmiş Mustafa'ya, canlılar nefes alıp verdikçe. Salat et o seçilmişe ve bütün âline, yerin bitkileri ve esen rüzgarları adedince. Ve öyle salat et ki doldursun göğü ve yeri parlayan şimşeklerde buluttan boşanan yağmurlar gibi. Gerçi Allah bizzat kendisi salat etmiştir. Sana bu yeter. Melekleri de sana salat ve selam eder. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Senin övgünü ben ifade edemem. Kemal sıfatlarını saymakla bitiremem. Sen ancak Furkan'ında kendi zatını övdüğün gibi ve senin izninle Habibinin seni övdüğü gibi ve senin konuşturmanla bütün sanat eserlerinin seni övdüğü gibi celal sahibi bir zatsın. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Biz sana layık bir marifetle seni tanıyamadık. Ey bütün sanat eserlerinin mucizeleriyle ve bütün mahlukatının tavsifleriyle ve bütün varlıkların tarifleriyle ancak tarif edilen maruf. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Biz sana layık bir zikirle seni zikredemedik. Ey bütün mahlukatının lisanıyla ve kainat kitabının kelimeleri olan bütün varlıkların nefisleriyle ve mahlukatın olan bütün canlıların hayatlarıyla, sana sundukları tahiyelerle ve bütün ağaç ve bitkilerin titreyerek zikretmekte olan bütün ölçülü yapraklarıyla zikredilen mezkur.
sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Biz senin hak şükrünü eda edemedik. Ey herkesin gözü önündeki bütün ihsanlarının senalarıyla ve kainat çarşısındaki bütün nimetlerinin ilanlarıyla ve mahlukatının gözü önündeki rahmet ve nimetinin bütün manzum meyveleriyle ve bütün ağaç ve bitkilerin dallarına dizilmiş bütün mevzun ve muntazam çiçek ve salkımların hamd etmeleriyle şükür ve senası ilan edilen meşkûr. Sen her kusurdan münezzehsin. Şanın ne büyük, delilin ne süslü ve ne kadar açık ve engindir senin. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Biz sana layık bir ibadette kulluk edemedik. Ey gayet mükemmel bir şekilde itaat, imtisal, intizam, ittifak ve iştiyak içinde ibadet eden bütün meleklerin ve bütün canlıların ve bütün unsurların ve mahlukatın mabudu. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Biz sana layık bir tesbihle seni tesbih edip kusur ve noksanlardan uzak gösteremedik. Ey kendisini hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık bulunmayan ve yedi gök ve yer ve içindekiler tarafından tesbih edilen Zat, gök ve yer bütün sanat eserlerinin bütün tesbihleriyle ve bütün mahlukatının bütün hamdleriyle seni hamdinle tesbih eder. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Yer ve gök bütün peygamberlerinin ve bütün velilerin ve bütün meleklerin bütün tesbihleriyle seni hamdinle tesbih eder. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzehsin. Kainat, Habibi Ekrem'inin bütün tesbihleriyle ve Resul-i Azam'ının ettiği bütün hamdleriyle seni hamdinle tesbih eder. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzeh öyle bir Zat-ı Zülcelal'sin ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tesbihlerinin sadalarıyla bu kainat seni hamd ile tesbih eder. Evet, tesbihlerinin sadalarıyla asırları dalga dalga ve milletleri bölük bölük çınlatan O'dur. Allah'ım, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tesbihat sadalarını kıyamet gününe kadar kainatın sayfalarında ve zamanın yapraklarında daim kıl. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzeh öyle bir Zat-ı Zülcelal'sin ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunun eserleriyle dünya seni hamd ile tesbih eder. Allah'ım, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın diyanetinin eserleriyle dünyayı kıyamet gününe kadar müzeyyen kıl. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzeh öyle bir Zat-ı Zülcelal'sin ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanıyla dünya senin büyük kudret arşının altında daima secde ederek seni hamd ile tesbih eder. Allah'ım, dünyayı baştan başa kıyamet ve diriliş gününe kadar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanıyla hep böyle konuştur. Sen bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, acizden ve şerikten münezzeh öyle bir Zat-ı Zülcelal'sin ki her yerde ve her zamanda bütün mümin erkekler ve bütün mümin kadınlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanıyla seni hamd ile tesbih eder. Allah'ım, erkek ve kadın bütün müminleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tesbihlerinin sadalarıyla kıyamet gününe kadar hep böyle konuştur. İlahi, iki dünyanın hayatı elimden kaçsa ve bütün kainat düşman kesilip beni terk etse, benim yine gam çekmemem gerekir.
Çünkü sen benim Rabbim ve yaratıcım ve ilahımsın ve benim nihayetsiz isyanımla ve sair şeref vesilelerine gayet derecede uzaklığımla beraber senin mahlukun ve bir sanat eserin olmam sebebiyle yaratılış ve sanat açısından seninle benim aramda bir bağ var. İşte ben de senin mahlukunun lisanıyla sana tazarru ve niyazda bulunuyorum. Ey beni yaratan yaratıcım, ey beni terbiye eden Rabbim, ey rızkımı veren razıkım ve ey beni bu şekil ve surette var eden musavvirim, ey ibadetlerimi yalnız kendisine takdim ettiğim ilahım, güzel isimlerinin hürmetine, ismi azamın hürmetine, Furkan-ı Hakim'in hürmetine, Habibi Ekrem'in hürmetine, kelamı kadimin hürmetine, arş-ı azamın hürmetine, milyonlar kul hüvallahu ehad hürmetine senden talep ediyorum. Bana merhamet et. Ey Allah, ey Rahman, ey Hannan, ey Mennan, ey Deyyan. Beni bağışla. Ey Gaffar, ey Settar, ey Tevvab, ey Vehhab. Beni affet, ey Vedud, ey Rauf, ey Afu, ey Gafur. Bana lütufta bulun, ey Latif, ey Habir, ey Semia, ey Basir. Günahlarımı sil, ey Halim, ey Alim, ey Kerim, ey Rahim. Bizi yolun doğrusuna ilet, ey Rab, ey Samet. Ey Hadi, fazlınla bana cömertçe ihsanlarda bulun. Ey Bedir, ey Baki, ey Adl, ey Hu. Kalbimi ve kabrimi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Ey Nur, ey Hak, ey Hay, ey Kayyum, ey Malikel Mülk, ey Celal ve İkram sahibi. Ey evvel, ey ahir, ey zahir, ey batın, ey kavi, ey kadir, ey mevla, ey gafir, ey erhamer rahimin. Kur'an'daki ismi azamın hürmetine ve alem kitabındaki büyük sırrın olan Muhammed aleyhissalatu vesselam hürmetine, güzel isimlerinden bu duayı sanki kabrimin tavanı yapıp bu esmayı da ruhuma hakikat güneşinden şualar saçan pencere haline getirecek şekilde kalbime ve kalıbıma ve kabrimde ruhuma ismi azamın nurlarını saçan pencere açmanı diliyorum. Amin.